Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün tadıyla, şekliyle harika bir kurabiye yapıyoruz. Mis gibi portakal kokuyor. Ağızda kıyır kıyır dağılıyor. Zevkinden, neşesinden, lezzetinden çatır çatır çatlıyor. Portakallı çatlak kurabiye yapıyoruz. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Çayın, kahvenin yanına harika. Kolay kolay da bayatlamıyor, öyle söyleyeyim. Hadi yapımına başlayalım. 2 tane yumurtayı şöyle karıştırma kabıma alıyorum. Üzerine de 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 çay bardağı da pudra şekeri. Şimdi hepsini güzelce bir çırpalım. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum ben, daha kokusuz olduğu için. Yarım su bardağı da taze sıkılmış portakal suyu ilave ediyorum. Ve güzel bir renk versin diye de 1 çay kaşığı zerdeçal koyuyorum. Kurabiyem daha sarı sarı olacak. Zerdeçalın yararları zaten anlatmakla bitmez. 1 tane portakalın rendesi, kabuğunun rendesi. 1 pakette kabartma tozunu ilave ediyorum. İşte... Birazdan da ununu ilave ettikten sonra kurabiyelerim hazır olacak. 4 su bardağı unum var ama her zaman olduğu gibi yavaş yavaş kontrollü ilave ediyoruz. Yani kurabiyelerde en önemli şey bu. Yani hamur işlerinde de böyle. Unu çok kontrollü ilave etmek lazım. Hamurun kıvamı çok önemli. Çünkü burada portakal suyunu fazla kaçırabilirsiniz. Yumurtanın büyüklüğü fark eder, unun kalitesi fark eder. O yüzden her zaman kontrollü koymak lazım. Zaten çok basit bir şey, dakikalar içerisinde yapabileceğimiz bir şey. Bir tek burada sabredeceğimiz hamurun kıvamını ayarlamak. O kadar, başka hiçbir şey yok. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Şöyle toparlanması yeterli. Çok fazla yoğurmaya da gerek yok. İşte kurabiyemiz hazır bile. Bakın yumuşacık ama ele yapışmayan harika sapsarı bir hamur oldu. Şöyle yuvarlıyorum. Küçük küçük yuvarlaklar yapıyorum ve pudra şekerini buluyorum. Zaten şekeri çok azdı biliyorsunuz. Bu böyle güzelce çatlayacak pudra şekeriyle beraber. Şöyle her tarafını pudra şekerine buladıktan sonra pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime yerleştiriyorum. Yuvarlak yapıyoruz. Pudra şekerini buluyoruz her tarafını ve fırın tepsime yerleştiriyorum. İşte bu kadar. Evdeki malzemelerle dakikalar içerisinde 40 adet portakallı kurabiyem oldu. 170 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişecek. İşte kurabiyelerim pişti ve soğudular. Mis gibi portakal kokuyorlar. Zevkinden, tadından çatlamış durumdalar. Dokusunu size göstermek istiyorum. Üstü kıtır kıtır, içi hafif yumuşak bir kurabiye. Mis gibi portakallı çatlak kurabiye. İşte mis gibi portakallı çatlak kurabiyelerim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.